Türkiye Ekspres haber olarak gündeme değerlendirmeye devam ediyoruz ve Malatya'nın tanınmış simalarından İbrahim Bey'in yanındayız. Sayın Başkanım uzun yıllardır siyasetle uğraştı, evet, ve yine siyasetle uğraşmaya devam edecek bundan sonraki, evet, yaşam süresince. Ve Sayın Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun başkanım. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, şefaati, mağfireti üzerimize olsun inşallah. Kıymetli vatandaşlarımıza ben buradan İbrahim Aygün olaraktan Malatya'mızda birçok etkinlikler yapmış, birçok projeler yapmış ve hali hazırda da devam eden siyasi hayatımız biraz geri durmuş olsak bile ama Malatya'mız için, okumak isteyen çocuklarımız için, vatandaşlarımız için elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Vatanımızın, milletimizin birliği için, Zillet ittifakına karşı her zaman çelik gibi bir iradeyle devletimizin bekası konusunda her zaman evvelallah ön adımda saf tutmaya devam ediyoruz. Sayın Başkanım, Malatya'da siyaset de yaptınız. Uzun yıllar siyaset deneyiminiz, evet, tecrübeniz de var. Cumhur İttifakı ile alakalı, Millet İttifakı ile alakalı, evet, doların yükselmesi, bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Şimdi doların yükselmesi Cumhur İttifakı'na karşı bir komplodur. Algı operasyonu. Algı operasyonudur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin çelikten iradesidir. İki koca reisin bir araya gelip bu ülkeye sahip çıkmasıdır. Tabii ki bu iki koca reisin yanında Mustafa Destici'yi de es geçmek olmaz. O da bu ülkemizin rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetine sahip çıkmış. Allah ondan da razı olsun. Bir yanda vatanım, milletim, bayrağım için, vatandaşım için mücadele edenler var. Bir yandan da ülkemizi nasıl böleriz, nasıl kaosa sürükleriz. Ben bakıyorum açıklamalarda insanlar sokağa ineceğiz, falan edeceğiz, falan edeceğiz diye ifadeler kullanıyoruz. Ya bir insan, meclisteki bir insan, halkının haklarını savuyor mu, savunamıyorsa hak yolda aranmaz arkadaşlar. Bir vekil tam dolar alma vakti diyorsa, evet, işte birileri diyor ki tam dolar alabilirsin, birileri diyor ki yok şunu yapabilirsin, yok bunu yapabilirsin. Öyle olmaz arkadaşım. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Çelikten irade Cumhurbaşkanımız nasıl ki Türk Turan Birliği'ni kurduysa bu birlik bizim içimizde de olmalıdır. Bir sürü siyasi partiler, belki 40 belki 50 son 2-3 yılda kurulan siyasi partiler var. Herkes diyor ki biz vatan sevdalısıyız ama bir bakıyorum ki 2-3 koca reisin karşısında bilmiyorlar ki nasıl mücadele edilir, nasıl ekalte ederler. Bunların yarısı da tabela partisi. Bunların yarısı tabela partisi. Tabii ki maksat işte 2 kişi 3 kişi bir araya gelmiş, 5 kişi konuşmayı bilmezler. Vatan nedir bilmezler, bayrak nedir bilmezler. Bu ülkeyi nasıl, bu vatanımızı nasıl almışlar? Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl aldıklarını bir düşünmezler. Ondan sonra derler ki biz şöyleyiz, vatan seviyoruz, vatancı. 15 Temmuz'da neredeydiniz arkadaşlar? Gezi olaylarında neredeydiniz? Gezi olaylarında göstermiş olduğunuz hüneri 15 Temmuz'da neden gösterdiniz? Yani neden göstermediniz? 15 Temmuz gecesi nerede saklanıyordunuz? Nerelerde gizleniyordunuz? Ama Cumhur İttifakı neredeydi arkadaşlar? Hepimiz gördük. Bu ülkenin, bu devletin, bu milletin ataları nereden gelmiş? Nasıl vermiş? Bu topraklar kan vermiş, şehit vermiş. Bugün bazı milletvekilleri çıkıyor, şehitin bacısına, anasına, kardeşine küfürler ediyorlar. Bazı karşı güruhtaki insanlar kalkıyor, arabalarında PKK'lıları da aşıyor. Bazıları uyuşturucu taşıyor, milletvekilliği sıfatına gizlenerek. Yok arkadaşlar, Türkiye Muz Cumhuriyeti değildir. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerdedir elhamdülillah. Biz de diyoruz ki, ben şahsım olarak diyorum, Cumhur İttifakı'nı destekleyen, bütün yazılarımda da bunu her deklar eden, gündeme getiren ve hangi toplum olursa da olsun bunu her zaman dile getiririm. Ben ki bütün HDP olsun, PKK olsun, FETÖ olsun ve bir minimum vatan hainlerine karşı ölüm listesinde olan bir adamım. Bizim canımız da, kanımız da, evladımız da, işimiz de, malımız da, mülkümüz de bu vatana, millete feda olsun. Biz diyoruz ki vatanımız, başka bir vatanımız yok arkadaşlar. Sahip çıkmamız lazım. Bu ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkmak lazım. Bugüne kadar o kadar ülkelere cumhurbaşkanlarımız gitti, başbakanlarımız gitti, gitti. Hepsi yerde Türk bayrağının önünde hizaya durdu. Ama çelikten irade Cumhurbaşkanımız
Ne yaptı? Eğildi, bayrağı öptü, cebine koydu. Bu bayrak yere düşmez. Türkiye şey olarak, stokçular olarak da böyle söylüyorsunuz. Stokçular olarak da yani işte şimdi bazılarını görüyoruz stokçuların. Bunlar vatan hainidir bence. Senin, benim hakkımı yiyen adam vatan hainidir arkadaş. Devletin hakkını yiyen adam vatan hainidir. Bu vatana ihanet ediyorsa, mazlumun, garibanın hakkını yiyorsa bu benim gözümde vatan hainidir arkadaş. Arabasını, evini satıp dolanıyor. Adam, evet geçen gün televizyonda da izledim ben bir haber programında. Kadın diyor ki benim arkadaşım vardı. Tabii bu karşı güruhtan insanlar. Bana sordu diyor, evim var diyor, ne yapayım? Dedim ki diyor, sat, dolara bağla. Sattı, dolar düştü. Cumhurbaşkanımızın nasıl ki gök tengrinin yumruğu gibi indirince ne oldu? Dolar aşağı düştü. Yine düşecek. Ekonomimiz en geç Nisan, Mayıs, Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti dünyaya adını duyuracaktır. Bir yanda bakıyoruz ki HDP'ye kapatma davası açıldı. Neden gizleniyor bu? Neden gizleniyor? Niye gündeme gelmiyor bu? Ancak devlete yükleniyorlar. Devlete yükleniyorlar, kapatıyorlar konuyu. Ama bu benim şahsi görüşümce Cumhur İttifakı'nın karşısında duran bir güruh var. Kim o? Millet İttifakı, kendini Millet İttifakı olarak adayanlar, adlandırmış olanlar. Milletle bir alakası olmayanlar tabii bunlar. Milletle alakası olmuş olsa milletin yanında olur. Hangi bir topluma gitse dedelerimiz, ninelerimiz, teyzelerimiz, çünkü onlar geçmişte neler yaşadığını biliyor bu ülkenin. İlaç kuyruklarında duranlar vardı. Kadınlar evinde doğuruyordu. Hastanelerde yatacak yer bulamıyordu. Muayene için gidiyorlardı. Muayeneye doktor diyordu ki